Genel Başkanım. Buyurunuz Sayın Genel Başkanım. Efendim hepinize afiyet olsun. Umarım keyifli ve güzel bir toplantı gerçekleştiririz. Sincan'da oylarımızın düşük olduğunu biliyorum. Ama oylarımızın düşük olması Sincanlıların sorumluluğunda değil. Yanlış arayacaksak önce kendimizde arayacağız. Sincan'a daha fazla gelmek, insanlarla daha fazla oturup konuşmak, evleri ziyaret etmek, insanların derdini dinlemek bizim görevimizdir. Politikacı olarak bunu yaparsanız insanlar size saygı duyarlar. Oy verirler veya vermezler. Ama en azından ya geldiler bizi dinlediler, dertlerimizi dinlediler, nedir ne değildir diye düşüncelerini bir şekliyle yanındaki arkadaşına, komşusuna aktarırlar. Daha önce gelmiştim Sincan'a, muhtar arkadaşlarla bir toplantı yapmıştık. Anayasa değişikliğinden önceydi. Bu değişiklik çıkarsa ülke büyük sorunlarla karşılaşır demiştim. Ama olmadı. Sonunda malum bugünkü düzen kuruldu. Bu düzenden kim yararlı, kim zararlı? Topluma şöyle bir bakalım. Esnafa bakalım. Esnafın bir yararı oldu mu? Esnafa bir faydası oldu mu bu düzenin? Şoföre bakalım. İster taksi şoförü, ister kamyon şoförü, ister tır şoförü, ister otobüs şoförü. Onlara bakalım. Onlara bu bir faydası oldu mu bu düzenin, bu yapının? Onlar da zarar ediyorlar. Onların da sıkıntısı var. Ev kadınlarına bakalım. Yani çalışmayan, evinde oturan, erkeği çalışan ve erkeğin de işin olmadığı, çoluk çocuğu varsa işsiz, bir de onların durumuna bakalım. E bakıyoruz, mutfaklarda yangın var. Demek ki bu düzen onlara da yaramadı. Dönüyorum, apartman görevlilerine bakıyorum. Yani bizim kapıcı dediğimiz apartman görevlileri. Onlara bakıyorum, aldıkları aylıklar var, çocukları var. Onlar da hayatlarından mutlu değiller. Onların da dünya kadar derdi var. Çiftçiye bakıyorum. Çiftçinin durumu nedir diye. E çiftçinin sesi ayyuka çıkmış. Nesini anlatayım? Onun da derdi var. Sanayiciye bakıyorum. Sanayici evet yatırım yapamıyoruz, önümüzü göremiyoruz diyor. Ama ihracat yapıyoruz, oradan bir gelir elde ediyoruz diyor. Bir şekilde hayatımızı sürdürüyoruz. Ama yeni istihdam alanları yaratamıyoruz. İşsizlere bakıyorum, üniversite mezunlarına. E bir anne baba evladını üniversiteye niye gönderir? Benden daha iyi hayat şartlarına kavuşsun diye gönderir. Bir anne baba evladını niye üniversiteye gönderir? Üniversiteye gönderir ki daha güzel bir yaşam standardı sağlasın. Çoluğu çocuğu daha iyi bir hayat yaşasın. Kimseye avuç açmasın. Biz de yeri zamanı geldiğinde dayanışma içinde, aile olarak bir arada huzur içinde yaşamış oluruz. Bunun için boğazından kesiyor, evladını okuyor, kızını okutuyor, oğlunu okutuyor. E çocuk üniversitede mezun, işsiz. Bir evde bir işsiz varsa o evde huzur yoktur. Anne bekler, baba bekler, çocuğuma bir iş bulmak lazım. Evladımın bir işinin olması lazım. Bakıyorsunuz bugün. Hangi belediye başkanlığı önüne giderseniz binlerce işsiz dilekçesi var. Binlerce. İstanbul'a gidin, Ankara'ya gidin, Manisa'ya, nereye? Ağrı'ya, Rize'ye, Trabzon'a, nereye gidersin? Yani sadece CHP'li belediyeler değil. Hangi belediye başkanlığına giderseniz önünde yüzlerce, binlerce iş bekleyen dilekçe var. Demek ki bu düzen onlara da yaramadı. Peki bu düzen kime yaradı? Kim faydalandı bundan?
Ben zamanında dilimin döndüğü kadar anlattım. Ama yaşayarak öğreniyoruz şimdi. Bu düzen kime yaradı? Sarayda oturanlar. Keyifleri yerinde. Hiçbir dertleri yok onların. Çocukları işsiz değil. Evlatları işsiz değil. Paralarla, Türk lirası değil, dolarlarla oynuyorlar. Şöyle bir bakın. Türkiye'den milyon dolarları Amerika'ya gönderiyorlar. Manhattan'da gökdelen kuruyorlar, gökdelen yapıyorlar. Neymiş öğrenci yurdu? Amerika'yı kaç kişi içinizden bilir ama bilmiyorum. Manhattan dünyanın en pahalı yeridir. Ofisin metrekaresi 5.000-6.000 dolardır. Metrekaresi. Öğrenci yurdu orada olmaz. Yoktur zaten. Ama dünyalığını niye sormamız gereken soru şu. Arkadaş dünyalığını niye Manhattan'da gökdelen dikerek yapıyorsun? Muhammed Ali'nin çiftliğini aldılar. Muhammed Ali Clay'in çiftliğini aldılar. Ya niye Amerika'da çiftlik alıyorsun? Niye senin evlatların bunları alıyor? Niye paravan vakıflarla bu milyon dolarlar gidiyor? Demek ki onların durumu iyi. Paraları iyi. Her şey tıkırında.